Evet, şu an programı açtım. Ve sayfamızdan da örnek 3'ü kullanacağım. Aynı dosya gördüğünüz example 3 mouse'a sorular için onu açıyorum. Açtığım zaman open attribute table ctrl t ile de onu açabiliyorum gizli bir şekilde. Hatırlarsanız sizler bunun üzerinde işlem yaptınız. Kontrol ediyorum işlemleri. Şu an bu feed. Feed bildiğimiz o kimlik. Dediğimiz gibi her parselin kendisine göre bir kimlik noyu var. Her parsel. Şu an siz tapu dairesine de gitseniz parsel noyunuzu verseniz orada onun kimliği olur yani. Bu şekilde sizin parseli olur. Bu parselin ya da şurada tabi bu da tekrar burada da parsel olarak geçer. Poligon tip bir ZM poligonudur. Yükseklik poligonu. Z aksı da var. Burada benim şu an 3 tane field bu veri tabanda benim 3 tane fieldim var ve 987 tane de rekordum. Yani yukarıdan aşağı gelsem 987 tane rekordum var. Sıfırdan başladığı için son rekor 986 olacak. Herhangi bir rekordu seçsem şu seçme yardımıyla o rekordu bana gösterecek. Şu an bir tane seçili. Burada da bir tane seçili bana diyor. Şu şekilde filtreleyebiliyorum. Good structure ya da G structure iyi bir structure'a sahipti. Mesela aynı şekilde şu an birkaç taneyi seçtim. 13 taneyi seçtim. Farklı farklı parseller. Ya da şunları seçtim. Şimdi geçip buradan clear select diyorum. Seçimimi iptal ediyorum. Bunu da filter halinden çıkarıyorum. Her şey şu an gözüküyor. Bu filtrelerimin özelliklerine bir bakacağım. Property'ye geçiyorum. Hatırlarsanız o tarafta size ne dedim? Veri tipi. Veri tipi bunun şu an string'di, karakter. Uzunluğu da 3'tü. Çünkü benim en fazla 2 tane karakterim var. En fazla OS. Üçüncüye de hatta gerek yok. Bu şekilde ben şu an veri tabanımı minimum hafızayı kullandırdım. Hatta 2 de olabilirdi. Şimdi bir araştırma yapacağım. Az önce gösterdiğim gibi birkaç tane parsel seçeceğim. Select diyorum. Select by attribute. Hatırlarsanız bu formülü, bu sinteksi geçen saatte gösterdim size. Select diyorduk. Burada yıldız yazar fakat yani her şeyi select diyor. Orada isim soy isim gördük. Burada yıldız koyduk yani her şey. From hangi tabelo? Val. Doğru mu? Yanlış. Şu an ben parsel tabelosundan işlem yapacağım. Onun için bunu yukarıdan parsele çevireceğim. Bu otomatik parsel olur. Yani benim parsel tabelomda. Where. Where benim şıkkımdı. Şık. Oradaki where vardı mesela sorduk ki ortalaması 3'ten yukarı olsun, bölümü bu olsun, olsun. Şu an şık yazacağım. Benim şıkkım ne olabilir? Mesela isterim göreyim ki kaç tane OS ya da açık alan parsel bu mouse'da mevcuttu. Direkt şuradan a structure seçiyorum. Aşağı iniyor. Gördünüz. Hatta iki tane de şeyin içinde koydum. Durnağın içinde. Eşit diyeceğim. Burada get value diyebiliyoruz. Otomatik value'larımı çıkaracak önüme. Diyebilirim. Eşitti OS ile. Tamam. Bunu verify yapıyorum. Bak bana dedi ki expression was correct. Successfully verify. Kayıt oldu. Yani ki yazdığım syntax tamamdı. Select her şey from parsel tabelosu. Where şıkkımız budur. Apply diyorum. 100 tane 147 tane benim şu an açık alan
parselim var. Şu an filtrelesem hepsi OC olarak gözüküyor. Şu an dikkatinizi buraya çekeceğim. OC'yi ben eğer yanlış yazsam OC, OX küçük. Bana hiçbir şey bulamayacak. Çünkü bilgisayar karakterlere hassaslı büyük ve küçüklüğüne. Yani bilgisayara göre benim hiçbir parsel bu şekilde yoktu. Hatta O'yu da küçük yazsam, S'yi de büyük yazsam çıkmayacak. Bunu çok dikkat edin. Apply diyorum. Yine çıkmıyor. Ancak O'yu da büyük yazsam bu sefer çıkacak. Eğer bu tırnağı koymasam hata verecek. Bana diyor SQL hata verdi. Çünkü bunu tarif etmem gerekir ki nereden başlıyor, nereye bitiyor. Şuradan. Burada tek tırnağım. Bazen çift tırnak, bazen tek tırnak. Onu siz denerseniz öğreneceksiniz. Mesela şu an çift tırnağımı koyduğum zaman hata veriyor bana. Demek ki tek tırnak kullanmam gerekir. Apply. Şıkımı değiştiriyorum. Bu sefer yazıyorum or a structure eşit olsun B ile. Yani hem OS'leri bul hem B'leri. Yani ya bunu ya onu. Apply desem bu sefer 443 tane bana parseli seçti. Bu şekilde şıklarımı devam ettirebiliyor. Bu burasına kadar. Şimdi bir yeni işlem yapacağım şu an. İlk başta şu an seçili değil. 443 tane. Bunu iptal ediyorum. Seçili halinden. Şu an filtre de açıyorum. Her şey gözüküyor. Ben isterim bu parsellerin alanlarını hesaplayalım. Ki kaç metrekare alana sahiptiler. Bunun için yeni bir field açmam gerekir. Şurada add field yardımıyla add field diyorum. Adı ne olsun? Alan metre kare. Şu şekilde yazdım. Şimdi burası benim için önemliydi. Hangi veri tipini seçeceğim? Short integer hatırlarsınız ki 32.000 civarındaydı. Artı eksi. Long integer 2 milyarlar arasındaydı. Float tek basamağıydı. Double 2 tane ondalık basamak veriyordu. Hatırlarsanız dedim ki alan hesaplamak için bizim dikkatimiz çok yüksek olacak. Çünkü bir arsamız 100.80 küsür alana sahip olabilir. Bu 80 çok önemliydi. 80 yani ne kalsa 1 metreye yakın bir şeydi. Onun için biz precision'imizi, dikkatimizi double'a koyuyoruz. Umarım sizde gözüküyor. Gözüküyor. Ha, tamam. Double'i şimdi ilk baştaki short integer, ikincisi long integer. Ha sizde bu menü galiba açılmıyor. Gözükmez. Orada da açılmaz. Dur peki ekran modelini değiştirsem paylaşımı. Full paylaşsam mı sunacak bu sefer?
Evet. Şöyle baksanız burada benim short integer var, long integer var, float var, double var, text var, date var. Kesin text değil çünkü alan hesaplayacağım. Tarih de değil. Bu ikisi kesinlikle olmayacak. Çünkü alan hesaplıyorum. Benim şu 4 tane arasında karar vermem gerekecek. Short integer 32.000 arasındaydı. Long integer 2 milyar arasındaydı. Eksi ve artı. Float ve double. Float tek basamaklı, ondalık basamak. Double daha dikkatli. Benim için alan hesaplamada double kullanacağım. Çünkü benim için daha dikkatli olacak. OK'ya basıyorum. Bir tane bana kolon yarattı. İçindeki veriler tümü sıfırdı şu an. Çünkü alanları hesaplanmamış. Bu parseller hepsi mekansal verileri var. Yani x, y, z'leri. Her köşesine bakın tıklasam çıkacaktı. Koordinatları şurada çıkıyor. Koordinatları ne oldu? Şimdi buna rağmen ben bunun alanını hesaplayabiliyorum. Çünkü koordinatları çıktığı zaman, x, y, z'leri çıktığı zaman ben bunun alanını hesaplayabiliyorum. Bunun için seçip sağ tuş yapıyorum. Burada Field Calculator değil, Calculate Geometry. Geometri hesaplaması yapacağım. Buraya geçiyorum. Yes diyorum. Bana diyor ne hesaplayacaksın? Alan mı? Çevresi mi? 3 boyut çevresi mi? Ve saire. Z merkezi, Y merkezi, X merkezi, maksimum Z, minimum Z. Bizim istediğimiz alan. Aşağıda birimi vereceğiz. Birim nedir? Eker mi? Hektar mı? Square, dekameter, square feet, kilometer, metre, mile. Bizim istediğimiz şu an metrekare. Çünkü orası küçük bir alandı zaten. Her büyük bir alanımız yoktu. Onun için metre bizim için uygundu. Şu koordinatına dokunmayacağız. Ben ileri derslerde size koordinatın ne olduğu, nasıl çalıştığını size anlatacağım. Ama bu derste şimdilik böyle kalsın. OK diyoruz. Alanı düzelttim. Metrekareyi de düzelttim. Koordinatı dokunmadım. OK'ya basıyorum. Tekrar benden teyidini alacak. Evet diyorum. Bilgisayar hesapladı tüm alanları tek tek. 987 tane alanı bize bir saniyede hesapladı. Şu an ben tıklasam, örnek şunu tıklıyorum. Alanı ile birlikte çıkıyor. 3629 metrekare, hatta küsuratı. Açık alanı. Ya mesela şunu. Ya hatta bu küçükler. Hepsi tek tek çıkacak. Şimdi bu sefer yeni bir işlem yapacağım. Yeni bir sorgu yapacağım. Bu süpermarket meselesine bir dönüş yapsak. Diyelim ben bir süpermarket açacağım. Arsanın yapısı en az iyi olsun. Ve alanı da 100 metre arasında bir alan olsun. Yani 100-110 metre bir alan sahibi olsun. Bunun için tekrar selection'a geçiyorum. Select by attribute'a geçtim. Önceden sorgu yaptım. Durar burada. Siliyorum. Dedim ki yapısı en azından good bir yapıya sahip olsun. Yani G. Buradan G'yi seçiyorum. Bu ilk şıkkım. İkinci şık ne olacak? Alan metrekaresi
Diyeceğim büyüktür, küçüktür 100. Şu şekilde ben bunu yazdım. Kontrolünü yapıyorum. Bana diyor ki doğrudur. Apply diyorum. Bana seçti. Ben bu işareti yanlış seçtim. İlk başta doğru seçmiştim. Şimdi ben dedim ki 100 metre altında ve good. Şu an bakın tüm seçtiği 69 tane bana parsel seçmiş. Bu parseller hepsi yapısı iyi bir durumda ve alanları da 100 metrenin altında. Birisi mesela 42, birisi 35. Ama mesela diyelim 17 benim için çok küçüktü. Bir şık daha ekleyeceğim. Diyeceğim ki bu sefer 60'ın üstünde de olsun. Alan diyorum büyüktür 60'tan. Yani 60 ile 100 arası. Apply diyorum. 35 tane mi kaldı? 35 tane benim şu an seçeneğim var. Bunu bana 70 ve pardon 60 üzeri yani 69 şu an bunları ben sıraya koysam 61'den başlıyor ta 99 metreye kadar. Bunu bana buldu. Peki bir şık daha yapalım. Diyelim or structure eşit olsun. Very good. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Verify diyorum. Verify success. Şu an dedim bana very good da olursa bul. Bana very good'ları da buldu şu an. Ama tabii benim bu şıkkın altında değil. Bir dikkat etseniz bunlar şu an 60'ın altındadır. Çünkü or kullandım. Zaten end de yapamayacağım. Bir şey çıkmayacak çünkü. Yani bakın bu şekilde ben şıklarımı artabiliyorum. Tekrar bunu Y, D, V, G koysam. Bakayım bu sefer kaç tane çıkacak. 2 tane çıktı. İyi yapıyla sahip 100 ve 60 metre arası. Bu şıkkını değiştirebiliyorum. Mesela diyebiliyorum ki 100 olmasın. 200 olsun. Bu da 150 olsun. Yine bir tane bana buldu. İyi yapıya sahip olan 200 ve 150 arası. Yani ben bir sürü şık yapabiliyorum. Yani siz şu an eğer önünüzde açık olursa bunu deneyebiliyorsunuz. Apply dedim. Mesela şu an bu kadar açık alanım var. Açık alan 200 ve 150 arasında. Evet. Nüfus yoğunluğu ya da yoğunluk isterse yapılaşma yoğunluk, istersen nüfus yoğunluğu. Şimdi genelde biz nüfus yoğunluğunu bu programda çalışacağız. Nüfus yoğunluğu bölgenin nüfusu yani kişi sayısı bölge alana bölüyoruz. Bu şekilde biz nüfus yoğunluğunu çıkarıyoruz. Nüfus yoğunluğu bunun gibi bir sürü haritalar, bunlar hepsi nüfus yoğunluğu yaratabiliyorsunuz bu şekilde. Nüfus yoğunlukta sadece önemli olan budur ki bölge nüfusu, bölge alan kilometre karedir. Bu çok önemlidir. Bunu karıştırmayın. Çünkü sizin bugünkü ödeviniz de kilometre kare olarak devam edecek. Burada da gördüğünüz üzerinde hepsi kilometre kare. Şurada da yazar. Kilometre kare
Buradaki Türkiye'deki yapılmış bunlar da kilometrekare. Mesela şu an İstanbul'un alanı küçük olduğu için nüfusu fazla olduğu için nüfus yoğunluğu da ona göre daha yüksek rakamlarda gözüküyor. Şimdi bunlar da hepsi tekrar bu resimlerde bizim CBS programlarımızda yetiştirilmiş. Bakın bu bildiğiniz lejantlar, bu ölçek çubuğu ve sınıflaştırmalar. Bunlar bu arada nicel sınıflaştırmadı. Sınıflaştırmalar. Neyse, şimdi ben geçeyim program üzerinde bir çalışma yapacağım. Benim şu an buradaki sistemde nüfusum yoktu. Gördüğünüz üzerinde herhangi bir nüfusum yoktu burada. Onun için nüfusumu manuel olarak yani elinden gireceğim. Atfield diyorum. Nüfus. Burada nüfusum short integer benim için yeterliydi. Çünkü kale içinde zaten en fazla 3000-4000 kişi yaşıyor. Yani ben 32.000 kişiye kadar daha vardı. Onun için o short integer'i seçiyorum. Burada benim nüfusu yazdım. Nüfus üzerinde şimdi ben random bir sayı gireceğim. Çünkü benim nüfusum yoktu. Ben nüfus bilgisinin datası bende yoktu kale içinin. Onun için bunu ben random olarak field calculator'dan işleyeceğim nüfus altında. Bunu şuraya işledim. Bu da get random olsun. Diyeceğim her parselde bir kişi maksimum 7 kişi oturabiliyor. Bunu random olarak veriyorum. Ama benim size verdiğim ödevde nüfus hazırdı. Yani sizin orada işlem yapmayacaksınız. Ama ben burada çünkü nüfus olmadığı için bunu random olarak işledim. Evet. Bana bir sürü random numara verdi. Diyelim bunlar benim nüfusumdu. Birden başlattı ta 7'ye kadar. Kimisinde bir kişi, kimisinde 7 kişi. Şimdi densiteye yoğunluk hesaplamak için densite yazayım. Bir yeni field açmam gerekir. Çünkü orada density hesaplayacağım. Density hatırlarsanız dedim ki nüfus bölü alan olacak. Tamam. Burası şu an küçük bir yer. Kale içi olduğu için ben metrekare kullanıyorum. Ama ülke bazında ülkeler yani ülke büyüklüğünde siz kilometreyi kesinlikle kullanacaksınız. Yani sizin bugünkü örneğiniz, vereceğiniz örnek, evdeki örneğiniz kilometre olaraktı. Çünkü ülke size vereceğim. Ama şu an bu küçük olduğu için alanı ben metrekare tuttum. Neyse. Şu an benim bir sayım tipi double'dı. Hatırlarsanız bu alan double'ydi. Değil mi? Buraya gitsem, kontrolünü yapsam, evet, double olarak gözüküyor. Ama şu short integer. Şimdi bir field yaptığımızda bir double başka bir şeye çarpı ya da bölündüğü zaman kesinlikle sonuçta double olacak. Onun için double koyuyorum. Buraya yazıyorum density. Okeyledim. Şu an bu density hesaplayacağım. Onun için field calculator'a geçiyorum tekrar. Bunu buradan sileceğim. Buna gerek yok. Şuraya geçiyorum. Diyorum ki nüfus bölü alan. Bakın densite eşitti. Nüfus bölü alan. Şuradaki benim metrekaredir. Sizinki kilometre olacak.
Okey diyorum. Benim nüfusumu hesapladı, nüfus yoğunluğunu. Şu an ben ona göre bir nicel sınıflaştırma yapabiliyorum. Şu şekilde geçiyorum. Symbology, quantitative, volume, density olacak. Renklendirmeni mesela şu şekilde veriyorum. Apply dedim. Bakın şu an buradaki alanları küçüktü. Şu an seçsem bir tanesini örnek şu. Sanırım en koyu olan budur. Bakın en küçük alana sahipti. 23 metredi. Nüfusu da 7 kişi çıkmış. Şanstan yani random verdik biz bu sayıları. Onun için yokunluğu da en fazla çıktı. Ya şu parseli bir baksam. Bu da 15 metredi. 5 kişi. Ama şuna baktığımızda 5 kişiydi ama alanı 604 metrekaredi. Nüfusu yoğunluğu daha az gözüktü. Şimdi sizden istediğim ödev Example 2 üzerinde Example 2 üzerinde bir çalışma yapacaksınız. Bunun nüfus yoğunluğunu hesaplayacaksınız. Orada ben size nüfusu vermişim. Alanı siz hesaplayacaksınız ve density'yi de üzerinde işlem yapacaksınız. Bunu kapatıyorum, onu atayım hemen ki göstereyim nasıl bir şey olacak. Evet, şu harita ülke haritası olduğu için nüfusunuz kilometre olacak. Pardon, alanınız. Nüfus burada mevcut. Population fark etmez hangisini kullanacaksınız. Şu ya da şu. Onun için fark etmez. Ama alanı ve nüfus yoğunluğunu siz hesaplayacaksınız. Ve onun haritasını yetiştirip böyle creativity olarak nicel sayısallaştırma, sınıflaştırma yapıp ve bize haftaya teslimini yapacaksınız.